Lütfen herkes ayağa kalksın. Taraflar dinlendi. Savcının mütalası ve davacı vekilinin savunması alındı. Dosya incelendi. Dosya içeriği ve deliller değerlendirildi. Yargılamanın bittiği bildirildi. Gereği düşünüldü. Sanık Melek Şimşek'in üzerine atılı uyuşturucu madde bulundurma suçundan, açılan kamu davasından beraatini. Tutanık geldi Sayın Hakim. Ben bu kadının komşusuyum Hakim Bey. 2 ay önce mahallemize taşındı. Taşındığı günden beri eve giden çıkan belli değil. Mahallenin düzenini bozdular. Kendisinden şikayetçiyim. Hayır, doğru değil bu. Sessizlik. Devam et. Eve giden çıkan belli değil Hakim Bey. Taşındıkları günden beri huzurumuz kalmadı mahallede. Her gün kavga, bir patırtı, bir gürültü. Bir keresinde artık dayanamadık. Ne oluyor diye baktık. Bir de ne görelim? Dışarıda bir araba, içeriden torba torba mallar taşınıyor. Böyle beyaz beyaz torbalar. Yalan söylüyor. Yok öyle bir şey, yalan. Sessizlik. Ben söz vermeden kimse konuşmasın. Sonra etraftan sorduk soruşturduk. Öğrendik ki meğer ticaretini yapıyormuş bunu. Oğlum da bu kadını kurban oldu Hakim Bey. Aklına girmiş. Uyuşturuculardan satmış yiğidime, haberimiz yok. 2 haftadır hastanede tedavi görüyor oğlum. Hepsi bu musibet kadının yüzünden. Oğlumun kanına girdi. Lanet olasıca. Hapislerde çürüsün inşallah. Tamam kızım. Yeter bu kadar. Karar. Dosyanın tekrar değerlendirilmesi. Tanıkların tekrar dinlenmesi için. Davanın 2 ay sonra ertelenmesine. Sanık Melek Şimşek'in tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir.